Aldı. Fethullah Gülen'in geçtiğimiz günlerde, önce oradan bir giriş yapalım dilerseniz. Yeni Şafak gazetesi Masonoğlu'na dair belgeler yayınladı. Doğruluğunu Yeni Şafak bunun araştırmış herhalde. Araştırmak zorunda çünkü yayın sorumluluğu onlar da. Ben size kanaatinizi sorayım. Böyle bir kanaate siz ulaştınız mı? Ben buna hiç şaşırmadım. Çünkü birçok insanların Mason olduğunu bilirim. Ama bunların Masonluğa dahil oluşları Türkiye dışında olduğu için pek harcı alem değildir, bilinmez. Mesela Ecevit böyleydi. Şöyle diyelim, Masonlar böyle bir hareket liderini aralarına almak isterler Masonlar, mi ya da niye isterler? Masonlar ne isterler? Şimdi evvela Masonluk diye bir teşkilat niye var? Bak, senin programında konuşanlar bu bahiste hayati ehemmiyeti olan bir şeyleri, bazı şeyler söylemediler. Evet. Biz bunları söylersek bu Fethullah dolayısıyla o programı dinleyenlerin de kafasında eksik kalan, eskiler suali mukadder derlerdi. Yani hatıra gelen, tabi olarak gelen suale cevap bulurlar. Masonluğun kurulma sebebi Yahudi inançlarıdır. Tabi bu aslı değil. Muharref Tevrat'a göre Yahudiler Hazreti Adem'in Kabbalist bir felsefeyle daha çok bak değil mi? Söyleyeceğim. Hazreti Adem'in çocukları değildirler. Havva anamızla şeytanın münasebetinde Yahudiler olmuş. Evet. Havva anamızla Hazreti Adem'in soyundan diğer insan olmuş. Goyim derler. Yahudi olmayana. Goyim olmuş. Yabancı. Şimdi Hazreti Adem topraktan, şeytan ateşten, cin soyundandır. Ateşten yaratıldığı için ateş toprağa faiktir. Binaenaleyh şeytanın çocukları olan biz üstünüz. Ötekileri de Adem'in çocuklarını da hayvanat-ı ehliye biz ne gözle bakıyorsak, bize faydası olsun diye atı, ineği, koyunu Allah yarattı diyoruz. Aynen o insanlar da böyle görür. Dünyanın bütün serveti onlara vermiş. Allah tarafından vaat edilmiş. Yahudi olmayan bir goyum denilen adamı öldürse günahkar değildir dini. Malını çalsa günahkar değildir. Irzına tecavüz etse günahkar değildir. Peki onları uşak gibi kullanarak Yahudi dünyada bir hakimiyet tesis etmek ister. Bütün insanlığı kullanmak ister. Halbuki Yahudilerin nüfusu hiç artmaz. Bunun sebebi şehirde olmalarıdır. Roma bunları çıkardığı zaman bunlar Roma toprakları dışında yerleşmeye mecbur edildiler. Bütün Avrupa Hristiyanlaşmış olduğundan gittikleri yerlerde de Hazreti İsa'yı çarmıha gerdirmiş olmak töhmetiyle karşılaşacakları için küçük yerleşim bölgelerinde oturamadılar. Böyle yerlerde insanlar birbirini ezberler. Kozmopolitliğe müsait büyük şehirlerde oturdular. Büyük şehir nüfus artışına manidir. Her milletin nüfusunu artıran köylü unsurudur. Köylü çocuğun iyi yetişmiş, kötü yetişmiş düşünmez. Saldım bayrağı Allah gayret eder. Ama şehirli hesabı iyileştirir. Şehre inen hesabı iyileşir. Yol parayla, su parayla, elektrik parayla. Bahçesindeki meyveden meyve almıyor, manavdan parayla, her şey paradır şehir. Yahudi bunun için hesabileşmiştir. Diğer taraftan, nüfusu artmadığı için, dünya hakimiyetinin kendi nüfusuyla sağlayamayacağı için, yükselme hırsını başka milletlerin kullanarak insanlarını kendine hizmetkar yapar ama onu menfaatlendirerek. Siyasette menfaatlendirir, ticarette menfaatlendirir. Yahudiler Roma şeyden Filistin'den çıkarıldıkları zaman gittikleri yerlerde bunlara sadece eskicilik yapma müsaadesi tanındı. Eskicilikten antikacılığa, antikacılıktan sarraflığa geçtiler. Sanayi inkılabı olduğu zaman sanayinin iki derdi vardı. Biri ham madde, biri pazar, biri finans. Finans ihtiyacını bunlardan karşıladılar. Kağıt parayı icat eden bunlardır. Borsayı icat eden bunlardır. Ya siyaseten yükselme şansı olan ya da ticarette yükselmesi icap eden zayıf karakterli adamları bu yükselme hırsında yakalayan
bir teşkilattı masonluk. Ne olursa olsun sadece ateist olmasın alırlar. Ama onların inancına gelmeden önce, o gelmedikçe 18 dereceden 19 dereceye geçirmezler. 18 dereceye kadar bir adamın Hristiyanlığına veya Müslümanlığına teizm denir. Teizm. Bir Allah inancıdır bu. Çok tanrılı olur, tek tanrılı olur, fark etmez. Allah diye bir şeye inanacak. Ama deizm olması için kainatı, Allah'ın kainatın ulu mimarı, adı Yahova olan bir mimar. Onun için cetvel pergeldir şeyleri. Kainatı yaratırken dilediği şekilde yaratmıştır Allah. Yarattıktan sonra bu aleme karışmış bir mimarın inşa ettiği binayla alakası kesildiği. Bu inanç Allah'ın adı artık Yahova'dır ve şeytan da mukaddes bir varlıktır. Doğru ilahlığına doğru gider yükseldikçe. Şeytana bize bak, bizim baktığımız gibi menfi gözle bakmazlar. Şeytan adı Nur-u Ziya'dır Mason edebiyatında. Masonluğun Beyoğlu'ndaki merkezinin bulunduğu sokağın adı da Nur-u Ziya sokaktır. Evet. Bunlar zayıf karakterli insanları aldatabilmek için başlangıçta küçük rütbelerde çok şey görünürler. İnsani, yair sever, yardım eder, bir hayır derneği. Böyle sanarak Osmanlı'da girenler de olmuştu. Abdülhamid'in üç kardeşi masondu. Beşinci Murat, namına Beyoğlu'nda Murat hocası vardır. Kemalettin Efendi, Nureddin Efendi mason. Devrin Şeyhülislam'ı mason. Bunlar bilerek değildi. Fakat masonluk az çok bilindikten sonra masonluğa menfi gözle bakıyor insanlar diye Lyons'ları kurdular, Rotary'leri kurdular. Bunlar hazırlık sınıfı gibidir. Şimdi oradan seçtiklerini masonluğa alıyor. Abdülhamit'in kardeşleri ve Şeyhülislam vesaire filan, yani masonluğu tanıdıktan sonra istifa edip bunu deklare etmeleri gerekmez miydi? Hayır. Yani masonluğun menfi bir şey olduğunu anladılar daha sonra. Masonlukta istifa yoktur. Masonluğa gitmezsin, hata böyle adamlar var. Hata ettiklerler. Mesela Leon Cahon mesela, masonluk aleyhine en ciddi kitabı yazan Fransız'dır. Kocaman bir kitabı var. Evet. Türkiye'de masonluk hakkında konuşanlar da hep Leon Cahon'un kitabından istifade eder. Osmanlıcası çıkmıştır. Bundan dolayı da onu bastıran Filibeli Ahmet İlmi'yi masonlar öldürmüştür. Öyle böyle cinayetler de var. İttihat Terakki'deki hakimiyetler var. Bizim geçmişimizde masonlukta yediğimiz dayağın haddi hesabı yok. Bir programda da ama bugün inşallah masonlar. Masonları konuşalım, İttihat Terakki'yi konuşalım. Olur. Osmanlı'nın parçalamasını bu mason, konuşalım ama bugün senin programda söyledikleri gibi masonlar baş edilmez bir güç. Böyle bir şey yok. Yok, peki. Masonlar Amerika'da da güç kaybetmiştir. Hatta Yahudi lobisi Çin'e kaymaktadır. Yeni patronları Çin olacak. Kadir abi son 6 dakika Fethullah, vakit bitiyor. Eyvah. Şimdi şöyle yapalım mı? Arkadaşlar ekranda da veriyorlar Fethullah Gülen'in papa ziyaretini. Vaktiyle biliyorsunuz bunlar bu dinler arası diyalog hikayesiyle Fethullah, papanın elini öpmüşlerdi. Bana göre Fethullah'ın amellerinin hiçbiri İslami değildir. İman gayri kabili tecezzidir. İslami istilata göre konuşuyorum. İman gayri kabili tecezzidir. Bir meselede İslam akaidine aykırı söz adamı bütün meselelerde aykırı söylemiş gibi kaybettirir. Değil mi? Yani bir Allah'ın bir ayetine ters düşmek bütün Kur'an'ı reddetmekle eşittir. Şimdi buraya koydum bir sürü. Bunun dini şeyini, dininde koydum. Millete ihanetinde koydum. Ne yazık ki biz Halk Partisi'ni bitiremedik. Buna hiç zaman kalmadı. Evvela şunu söyleyeyim. Ben buraya uzun bir izahat koydum. Beni tarafgirlikle itham etmesinler diye ben Fethullah'a nasıl makbul idim bir zamanlar. Bana şirk verdiler gazetelerindeki çalışanlara. Seminer yaptığım için bana şirk verdiler. Onu koydum. Bir kitabım hakkındaki metiyelerini koydum. Bunu görebilirler burada. Evet. Ben onların gazetesine 91'de 92'de Hilafet'i yazdım, Lozan'ı yazdım, bir sürü de bedava yazı yazdım. Onlar için nasıl makbuldüm, burada anlattım.
Bir garazkarlığım yok. Bütün geçmişimi samimiyetle anlattım. Allah'ın dinine mugayir konuştu. Ben 94 senesinde bunu Allah çarpacak, sıfır olacak dedim. Kaç kart dedim. Meşhur bir konuşmanız var. Sıfıra müncer olacak diyorsunuz. Evet, o gün söyledim. Ve ben bugünü o günden gördüm. Bununla iftihar ederim elhamdülillah. Ama o gün görmedim ki millete de düşman. Yahudi amali siyasiyesine hizmet ediyor. Bu maksatla birçok işleri yapıyor. İnsanlara suç uydurup hayatını karartmaya, hapse düşürmeyi, hırsızlık yapmayı, bilmem neyi ben doğrusu hayal edemezdim. Dinde çürük bir adam diye düşündüm. Şimdi gördüm ki sade dinde çürük değil. Her tarafı çürük. Şuna değdi buna değdi diyemezsin Nasrattin Hoca'nın karpuzu gibi. Her tarafı çürük. Anlaşıldı, vakit kalmadı. Dört dakikamız var. Hayır, adam vakit. Papazlar doğru söylüyor diyorsa bir adam, Papaz İsa Allah'tır diyor burada kendi sitesinde. Evet. Eğer namaz kılamıyorsan Hristiyan ol diyorsa bu Hristiyandır resmen. Ben buna devlet Ermeni diyor sana. Niye reddetmiyorsun, niye tekzip etmiyorsun dedim. Bana 5 tane dava açtı. Buraya koydum o iddiayı. Hala tekzip etmedi. Sen Ermeniysen erkek seçik. Ermeniler de bizim vatandaşımız. Olabilir Ermeni olmuş olması. Hiç varsayalım ki doğru yani. Bu 5 tane dava açtın sen bana. Bana dava açana kadar ben Ermeni değilim desene. Ben Mason değilim de diyemez. Ben Ermeni değilim de diyemez. Yok, bu konuda avukatı açıklama yaptı Mason'un konusunda. Net olarak yalanladılar. Hayır, onu avukatı diye. Bir Mason ben Mason değilim diyemez. Süleyman Demirel dedi. Buraya koydum, sahte vesika verdiler Mason değildirdi. Sahte, o vesikayı veren adamın hatıratından o vesikayı başladı. Buraya koydum. Buna da böyle sahte bir vesika başkası verir. Ben Mason değilim demek yasaktır bir Mason'a. Süleyman Demirel Adalet Partisi'nin başkanlığını kazanabilmek için Bilgiç, onun locadaki fotoğrafını haiz Seyda attı, ben o kongrede bulundum 64'te. Buna karşı ben Mason değilim dedi. 3 derecede dondurdular. Masonlukta ihraç yoktur. Uykuda derler. Toplantıya çağırmazlar. Kendin de ayrılsan öyle de. Kadir abi 2 dakikamız var. Eyvah. Önümüzdeki hafta siz Allah izin verirse yine burada konuğum olacaksınız. O zaman haftaya bir atıfta bulunalım. Azıcık şöyle bir giriş yapalım. Haftaya Ermeni meselesini konuşacağız. O zaman benim bir fıkralar. Bu Papa'nın yapmış olduğu açıklama, Avrupa Parlamentosu almış olduğu karar. Bunların üzerine konuşmamış olalım. Konu çok bugün. Daha güncel. Fetullah yani bugün konuşmamış olalım da. Merak edenler Fetullah Gülen'le ilgili kitabınızı alıp okuyabilirler. Fetullah'ın anlaşılması için bir Karadeniz fıkrası anlatayım. Vaktin peki, buyurun. Sığabildiği kadar. Benim bir fıkra kitabım var. Orada diyorum ki bir oflu ölüm döşeğinde. Evlatlar başına toplanmış. Diyor ki ula ben öleyim. Benden sonra mal kavgası edip de aleme rezil olmayın. Ha bu gözümün açıklığında mallarımı size taksim edeceğim. Ha bu ev büyük oğlana kalsın. Burada bir fukaraya bir içim su verir canıma gider. Mezaradaki ev ufak oğlana kalsın. Ortanca oğlana kalsın. Of çarşısındaki dükkan küçük oğlana kalsın. Ulan hiçbiriniz benim yolumdan gitmediniz. Kitaplarımı Kur'an kursuna verin. Ha orada büyük bir kazan var ya. O kazanı da Of çarşısındaki kiliseye verin. Orada çok Hristiyan vardı. Çocuklar dediler ki baba bu taksimi anladık da kiliseye kazan vermek ne oluyor? Ulan dedi ben size dedim ya ben gideyim ahirete şakası yok. Ne olur ne olmaz o da bir dindir. Fetullah da ne olur ne olmaz o da bilindir diyor. Papazları da tasdik edeyim. Belki onlar haklıdır diyor. Evet. Şek ile zaten yakın hasıl olmaz. Bak İslami fayda. Şek ile yakın hasıl olmaz. Şüpheden ona not versek bile kafirdir. Kafirin de ahlaksızı. Adam Mason da olur, dürüst olur, ahlaklı olur. Gavur da olur, ahlaklı olur. Çok tanıdık böyle adamlar. Ama sen hem din hocası hem masum insanları suçlu gösterip hapse tıktıran, ekmeğine mani olan icraat yaptırıyorsun. Hem Türkiye'yi gammazlıyorsun, dışarıya gammazlıyorsun. Burada bir sürü vesika koydum. CIA benim patronum diyor.
Şahin, burada Amerika'da dağıttığı, kitaba koyamadığım rüşvetin listesini getirdim. 15 sayfa. Evet. 15 sayfa isim listesi. Rüşvet dağıtıyorsun Türkiye aleyhine. Kanmazlıyorsun. Kadın.